Projelerimizde kullandığımız mikrokontrolcü kartlar içerisinde boyutların nedeniyle minikler arasında yer alan Arduino Pro Mini kartını özellikle boyutların öne çıktığı projelerde sıklıkla tercih ediyoruz. Pro Mini kart üzerinde diğer kartların aksine bilgisayarımızdan program yükleyebileceğimiz bir soket yok. Program yüklemek için birkaç yöntem bulunsa da bu video çalışmasında seri iletişim protokolünü kullanan ve harici bir donanım olan FT232RL kartı ile Pro Mini kartımızı programlayalım. Bu kart üzerinde 6 adet programlama için kullanacağımız pinler ile voltaj seçme jumper'ını kullanıyoruz. Programlama kartımızın boyutları da hemen hemen Pro Mini kartımız ile aynı. Programlama için kullanacağımız bu iletişim pinleri Pro Mini kartımızda da var ve yine 6 adet. Programlama için yapacağımız işlem bu pinleri karşı karşıya bağlamak. Tabi alma ve verme pinleri bu şekilde bağlanmalı. Bu bağlantıyı sağlamak için jumper kablo kullanabileceğimiz gibi iki kartı üst yüzeyleri birbirlerine bakacak şekilde direkt olarak bağlamak da mümkün. Bağlantıyı yaptıktan sonra dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi, programlanan kartın voltaj değeri. Eğer 5 volt ise jumper'ımız bu şekilde, 3.3 volt ise bu şekilde programlama kartına takılmalı. 3.3 volt ile çalışan bir Pro Mini'ye 5 volt verirsek, bozuk kartlar çekmecesine bir adet daha kart kazandırmış oluruz. Diğer bir konu ise programlama kartımızın bilgisayar aygıt yöneticisi üzerinde görünüyor olması ve bir iletişim portu atanmış olması. Benim kullandığım bilgisayarda bu kart tanınıyor ve COM9 portu atanmış. O zaman yine Blink örnek programını Pro Mini kartımıza port numarasını, voltaj ve frekans değeriyle programlayıcı seçimlerini uygun bir şekilde yaparak yüklemeye çalışalım.